Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup like atmayı unutmayın canlarım. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu gece biliyorsunuz sahura kalkacağız. 11 aydır hasretle beklediğimiz mübarek Ramazan ayı koşa koşa geldi. Bir kuş misali uçup gitmeden bu fırsatı hakkıyla değerlendirelim inşallah. Dünya telaşını bırakıp birbirimizle hayırda yarışalım arkadaşlar. Rabbim sofralarımızda bolluk bereket versin. Helalinden hayırlı bol kazançlar versin. Rabbim bu mübarek Ramazan ayının hürmetine ettiğimiz dualarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, elimizden geldiğince yaptığımız hayırları inşallah kabul etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Hakkımızda en hayırlısı neyse onu versin. İnşallah daha nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim olacak. Sahurda ya da iftar sofralarınızda yapabileceğiniz çok güzel bir tarifim var. Şimdi isterseniz mutfağa geçelim, tarifimize başlayalım. Mutfakta görüşelim. Arkadaşlar mutfağımıza geldik. Bugün sizlere çok güzel Bülent börek tarifi yapacağız. Arkadaşlar malzemelerimiz şöyle tereyağı ve ben birazcık da margarin ekledim. 250 gram toplamda bu şekilde erittim. Yağımız var. Burada 1,5 su bardağı süt, 2 tane yumurta var. Bu bezin altını da arkadaşlar kurumasın diye ben üstünü örttüm. Baklavalık yufkalarımız var. 2 tane normal yufka var. Şöyle 250 gram, şöyle göstereyim. Kaşar peyniri. 250 gram çeçil peyniri. Şimdi arkadaşlar ilk önce böyle tepsimi şöyle bir alacağım. İlk önce yumurtamızla sütümüzü güzelce bir çırpalım. Arkadaşlar, şimdi böreği yaparken de göreceksiniz. Önce tepsimizi yağlayacağım. Daha sonra 10 kat altına baklavalık yufkamdan koyacağım. Arasına bu sosa batırıp diğer normal böreklik yufkamdan 2 adet yufkayı yufkanın birine batırıp koyacağım üstüne. Daha sonra üzerine peynirimizi koyacağız. Daha sonra yufkanın birini koyacağız. Ve onun üstüne de 10 kat daha baklavalık yufkamdan koyacağım. Zaten yaparken de izleyeceksiniz, göreceksiniz. Yapımı çok kolay, çok basit bir tarif. Ama görüntüsüyle, tadıyla muhteşem. Şimdi sosumuzu bu şekilde çırptım. Bunu ben şöyle bir kenara alacağım arkadaşlar. Şimdilik çünkü bununla işimiz yok bizim. Şöyle baklavalık yufkamı da şöyle bir az daha kenara alayım. Şimdi öncelikle tepsimi yağlayacağım. Biraz yağ dökelim buradan. Genelde bu tarif için yuvarlak tepsi kullanıyorlar arkadaşlar. Ama ben baklavalık yufkalarım tam tepsiye göre olduğu için ben bu şekilde dikdörtgen bir tepsi kullandım. Bir de bunu normalde ocağın üstünde pişiriyorlar. Ama ben fırında pişireceğim. Şöyle bir alayım. Baklavalık yufka biliyorsunuz ki şöyle şunu da şöyle yapayım da arkadaşlar içine girmesin yemenin.
Biliyorsunuz ki baklavalık yufkalar hani çok hemen kuruduğu için hani acele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapayım.
bunun arkadaşlar illaki ses çevirmeniz şart. Hem görünüm açısından ses çevirmek gerekiyor. Şöyle bir bıçak alayım. Umarım iyi görünüyordur. Evet, görünüyor. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar, içinde peynirlerini falan muhteşem bir şekilde. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. Bu Ramazan ayımızı da hakkıyla ağırlamayı nasip etsin. Hakkınızı helal edin. Göz hakkı illaki vardır. Kanalımda kalın, like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.